Teknoloji gelişiyor, savunma sanayi ürünleri de değişim içerisinde. Geçmişte toplar, tanklar, günümüzde insansız hava araçları. Peki savunmanın geleceği nereye gidiyor? Yakın gelecekte hangi silahlar olacak? Bir zamanlar bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz sahneler şimdi gerçekleşiyor. Savunma öyle bir şey ki hiçbir boşluk olmamalı. Türkiye'de bunun için katmanlı hava savunma sistemi çelik kubbeye geçiyor. Katmanlı hava savunma sistemi sadece sınır bölgelerini korumak için kullanmayacağız. Mersin'de Rusya ile ortak yükselen Akkuyu nükleer santrali var. Bunun gibi kritik tesislere veya herhangi bir saldırıda ikmal yolu oluşturabilecek yolları, köprüleri korumak için de çok katmanlı hava savunmamıza ihtiyaç vardı. Onun da adımı atıldı. Biliyorsunuz İsrail demir kubbeyle bunu yıllardır kullanıyor. Ancak videonun başında da belirttiğim gibi bu ürünler de değişim içerisinde. İsrail'in demir kubbesi aslında ilk başladığında bu kadar iyi hedeflerini yakalayamıyordu. Zaman içerisinde işin içinde gelişerek mükemmel yakaladı. Şimdi ise bir sonraki adım var. İsrail hava savunmasını güçlendirmek için başka bir alanda çalışıyor. Lazer silahlar. Yakın geleceğin silahları buna doğru evriliyor. Aslında lazer silahlar fikri çılgınca gibi görünse de Amerika Birleşik Devletleri bunun üzerinde 60'lı yıllardan beri çalışıyordu. Sadece askeri teknolojilerde değil, birçok alanda daha sık göreceğiz. İnşaat, sağlık, tekstil, işte lazerin günlük hayatta kullanımıyla ilgili bir video. Gördüğünüz gibi çimlerin kolayca biçilmesini sağlıyor. Üstelik insan gücüne ihtiyaç yok. Çim biçme makinelerini kullanmak, makineyi gezdirmekte insan gücüne ihtiyaç var ama lazer teknolojisiyle kendi kendine bunu yapmak mümkün. Demir için İsrail'in demir kubbe üzerine geliştireceği teknoloji. İsrail'in savunmasını güçlendirmek için lazer teknolojisi alanında yapılan çalışmalara hız verileceği açıklanmıştı. Peki geleceğin askeri teknolojisi olarak görülen bu silahlar nasıl çalışıyor? Bu teknolojinin silahlarda kullanılması ise güçlü lazer sistemleriyle olacak. Lazer ışık sisteminde tüm enerji tek dalga boyuna ve yöne doğru hareket eder. Yani enerji kaynağından yayılmıyor. Doğrudan hedefe doğru tüm enerji aktarılıyor. Şimdi bu silahlara yönelik ilgi çok fazla çünkü insansız hava araçlarına karşı yüksek bir savunma sağlıyor. Elbette bunlara karşı da savunma sistemleri gelişecek. Üstelik bu da oldukça kolay. Lazer silahlar sessiz şekilde çalışıyor. Saldırının ne taraftan geldiğini bile anlamıyorsunuz. Ayrıca çok hızlı ve hedefe karşı düzenli atışlar yapabiliyor. Ancak tüm bunların yanında olumsuz özellikleri var. Hedefinizi imha ederken çok büyük enerji sarf etmeniz gerekiyor. Üstelik az önce de belirttiğimiz gibi bu enerji unsurunu azaltan her türlü çevresel etkiden de direkt olarak etkileniyor. Mermi ve füzeler çıplak gözle görünürken bu yüksek enerji silahı görünmeyecek. Ayrıca çok büyük bir avantajı daha var. Demir kubbeyle ilk etapta İHA'lar gibi küçük hedeflere karşı kullanılacak olsa da ilerleyen dönemde geliştirildikçe büyük cephaneliğe ihtiyaç kalmayacak. Demir ışının iki önemli avantajı var. Hedef başına ateşleme sayısı sınırsız ve hedefi ıskalama ya da arıza durumunda sivil yerleşim birimlerine düşme riski yok. Demir kubbe içinde pek çok roket atar var. Kısa, orta, uzun menzilli. Demir ışın tek bir noktadan hedefine isabet edebilecek ve kendi boyutunu ayarlayabilecek. Rafael firması tarafından geliştiriliyor. İsrail bunun uçaklara entegre olması için de çalışmalar yapıyor. Biliyorsunuz demir kubbe füze sisteminin geliştirilmesinde 2006 Lübnan Savaşı'nda İsrail'e Hizbullah tarafından 4000'den fazla roketin ateşlemesi etkili olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin finansal desteğiyle geliştirilen sistem 2011 yılında hizmete girdi. İsrail kaynaklarına göre demir kubbeyle yapılan her bir başarılı önlemenin maliyeti 100-150 bin dolar arasında. Bu ise hurdalardan oluşan Kassam roketlerine karşı oldukça büyük bir maliyet. Yakın gelecekte Star Wars'taki gibi savaşlar görebileceğimizi söyleyebiliriz. Henüz geliştirilme aşamasında olduğu için laser beam'in menzili net değil, ancak çok değil 20-25 yıl içerisinde İsrail'in kendini bu lazer silahıyla koruduğunu göreceğiz. İlk kez 2014 yılında Singapur Havacılık Fuarı'nda kamuoyuna tanıtılan sistem İsrail'in savunmasının son bileşeni olarak yerini alacak. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.